Veterinerin söylediğine göre de buraya şey koyulan, şimdi ben size fotoğrafları da paylaşacağım. Sucuk ve salam parçacıkları. İçinde zehir Evet. varmış. Evet. Özellikle zehirlemişler yani. Onların içerisinde zehir olduğu için parçalanmış. Hala ölü kedileri bulunuyor Hala etrafta. 10 tane Nerede? kedi, Orada 10 ben size tane şimdi kedi. diğer Nazar! dün yaklaşık 4-5 tane kedi bulunmuş. Bugün de hala etrafta ölü Anne bu 10 kediler salam bulunuyor. fark etti ya. Efendim? 10 salam fark etti mi? Gördüğünüz gibi. Bunun gibi şu anda dünden beri 10-15 tane ölü kedi bulunuyor. Burada etrafta zaten buradaki arkadaşlar kedileri besliyorlar. 10-15 tane kedi var. Bu anlamda ceza almayacaklarını biliyoruz. Hani böyle bir kanun daha çıkmadı. Keşke yanlarına kalmasa, Allah belalarını verse. Ama en azından burası küçük bir yer. Kim olduğunu tespit edebilirsek kemerde kimsenin suratına bakamasın. Yolda giderken en azından insanlar bunun bir hayvan katili olduğunu bilsinler. İsmim İnanç Kuş. Evin önünde sokak kedilerine bakıyorduk. Kendi evimde de var 3 tane kedimiz. Ayrıyetten kedilere hiçbir yerden biz kendi mama falan istemedik. Kendimiz alıp kendimiz besliyorduk. Kedilerimiz bir anda zehirlendi. Ama nasıl zehirlendi onu bilmiyoruz. Ağızlarına köpükler gelmeye başladı. Biz ne yapacağımızı bilmediğimiz için gerekli yerlere bildirdik. Sağ olsunlar da geldiler. Ama biraz geç de kaldılar ama yine de geldiler. Kaç tane kedi vardı? Kaç tanesi öldü? 20 tane kedi vardı. Şu an evde, evimdeki hariç 4, 5, 6 tane kedi kaldı. Gerisinin hiçbirisi yok. Büyük bir ihtimal onların da ölülerini toplayacağız bahçelerden. Neler hissettiniz kedileri vardı? Ben hislerimi hiç anlatamam. Hele o kedinin gözümüzün önünde ölmeleri zaten bitirdi bizi. Çocuklarımız bile hiç iyi değiller. Evdeki kediyi aşağıya salamıyoruz. Çünkü etrafta yine hala zehirlerler diye korkuyoruz. Yani ben duyguları anlatamam. Gerçekten anlatamam. Ben Mihrican Honamlı, Kemer'in Kadınları platformunun sosyal platformun başkanlığını yapıyorum. Biz burada kadınlar olarak sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokaktaki hiçbir canımızı aç bırakmıyoruz. Onların ağzı var, dili yok çünkü. Yemek verirsen yerler, su verirsen içerler. Biz bu tür haberleri, bu tür vahşetleri her gün haberlerde izlerken ağlayan, sinirlenen insanlarız. Sinirlenen kadınlarız. Ve şimdi böyle bir şey başımız gelmesi, bizi inanın söylenecek söz bulamıyoruz hiçbir şekilde. O yüzden bu kişinin bulunup bir an önce cezasının verilmesini istiyoruz. Böyle bir şey başımıza geldikten sonra biz de sağ olsun ilçe tarım müdürümüz, belediyemiz, zabıtamız, jandarmamız hepsi çok güzel ilgilendiler. Çünkü Kemer gibi bir yerde böyle bir şeyin yaşanması bizi çok fazla üzdü. Bizim şehrimizde, bizim ilçemizde biz bu kadar dikkatli davranırken bu tür insanları aramızda ve Kemer'de istemiyoruz. O yüzden bir an önce bulunup cezasız kalmasını da istemiyoruz. Evet. Çıkar. Sen şey göster.